Benim Nilüfer'imden herkese merhaba. Yepyeni bir bölümle yeniden karşınızdayız. Bugün kültür sanattan devam edeceğiz. Nilüfer Belediyesi'nin dansa göstermiş olduğu ilgiyi burada aslında sizlere göstereceğiz. Nilüfer Belediyesi Nilüfer Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Miray Orduseven bugünkü konuğumuz. Aslında şampiyon bir ekibin genel sanat yönetmeni. Birazdan detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum. Şimdi Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'na baktığımızda oldukça uzun yıllara dayanan bir geçmişi var. Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu nasıl kuruldu? Nilüfer Belediyesi Nilüfer Halk Dansları Topluluğu başkanımızın talimatıyla 2001 yılında kuruldu aslında. 2001 yılından 2005 yılına kadar çok değerli hocalarımız yönetiminde devam etti. 2005 yılının sonlarında yepyeni bir oluşuma girdi Nilüfer Halk Dansları Topluluğu. Salih Hoca ve Hakan Hoca önderliğinde 2005 yılında Konak Kültür Evi'nde ilk çalışmalarımıza ve yeni oluşumumuza biz başladık. 2005 yılından bu zamana kadar olan süre içerisinde de bu tarihler arasında da bizler hala görevimize devam etmekteyiz. Peki nasıl bir değişim oldu? 2001 yılında kuruldu dediniz. Herhalde çekirdek bir ekiple, kadroyla kurulmuştur. Daha sonra da giderek büyümüştür. Bu serüveni bize anlatır mısınız? Aradan geçen kaç yıl var? 17 yıl mı var? 17 yıl var. 17 yıl var, evet. Bu 17 yıl nasıl geçti? 2005 yılında biz ilk çalışmalarımıza Konak Kültür Evi'nde başladık. İlklerimizi de burada yaşadık. İlk minik grubumuzu bu yıllarda kurduk. İlk Türkiye birinciliklerimizi de bu zamanlarda kazandık. Türkiye'nin ilk master ekibine de biz o zaman sahip olduk. 2005 yılı ve 2008 yılları arasında yaklaşık 4 ayrı grupla devam ettik çalışmalarımıza. 2008 yılında da şimdi çekimlerini yaptığımız Altınşehir Gençlik Merkezi'ne, Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan dans salonumuza kavuştuk. Ve 2008 yılından sonra her şey daha fazla büyümeye başladı bizler için. Başarılarımız arttı. Kadromuzu genişlettik. İki hoca çalışıyorduk o zaman diğer hocalarımızın önderliğinde. 2008 yılından itibaren artık 3 hoca olmuştuk. Hakan Hocam ve Müktada Hocam da bizlerle beraberdi. Ve gruplarımızın sayılarını da arttırdık. Kaç grup var şimdi? 6 grubumuz var. Minik grubumuz var, yıldız grubumuz var, genç grubumuz var. Nilüfer'imizi her zaman temsil eden gösteri grubumuz var ve 2 tane ayrı master gruplarımız var. Tüm bu gruplarımızla Altınşehir Gençlik Merkezi'nde haftanın 7 günü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Haftanın her günü var mı? Hemen hemen her günü haftanın çalışmalarımızı yapıyoruz. Ancak master gruplarımız var bizim, keyif grubu dediğimiz. 35 yaş üstü. Her yaşta her şeyi yapabilen grubumuz aslında. Onlarla yaklaşık 8-10 yıldır Altınşehir'de belli günler arasında çalışıyoruz. Mesela pazartesi günleri 7.30-9.30 pazartesi master grubumuz, aramıza ilk katılanlar. Salı günleri yine 7.30-9.30 akşam saatlerinde. Bunlar da bizim eski master gruplarımız. Şimdi çalışmalarda neler devam oluyor ediyor. Aslında onu merak ediyorum. Çalışmalar, bir günlük çalışma programı nedir burada? Gelen ekipler nasıl çalışıyor? Yani sürekli antrenman mı oluyor? Sürekli antrenman oluyor. Sürekli gösterilerimiz oluyor. Aslında bizim grubumuz çok aktif bir grup. Öğrenmenin yanında bunları hem öğreten bir grup, hem de öğrendiklerini sergileyen bir grup, hem de yarışmalara taşıyan, temsil eden bir grup. Şöyle mesela bir pazar gününden bahsedeyim. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun en kıymetli günüdür pazar günü. Herkesin keyifle dinlendiği ama bizim de keyifle çalıştığımız bir gündür. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu pazar günü 11'de çocuk grupla başlar. Minik gruplarımız gelir. 8 yaşında 10 yaş arasındaki minik grubumuzla başlarız. Onlar burada öğrenirler. Onlar gider 12.30'da. Hemen arkasından genç grubumuz gelir. Onlarla da bir 2 saat çalışma yaparız. Hemen arkasından da gösteri grubumuz gelir. Onlarla da daha aktif ve yoğun bir çalışma temposuna gireriz. Aynı zamanda da cumartesi günleri yıldız grubumuz çalışır. Öğle saatlerinde. Onlar da yine belediyemizi temsil eden yarışmalarda, yurt içi ve yurt dışı festivallerde her zaman görevli olan gruplarımızdır. Şimdi Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'na girmek isteyen biri neler yapmalı? Herkes girebiliyor mu? Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'na herkes girebiliyor. Bizim aslında kapımız dar. Giriş kapımız dar, çıkış kapımız birazcık daha geniştir bu konuda ama gönlümüz herkese açık. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nda yaş sınırı yok. 8 yaşından 70 yaşına kadar herkes bizimle beraber dans edebilir. Dans etmenin ayrıcalıklı olduğu bir kurumuz biz. Biz iyi öğretiyoruz, iyi eğitiyoruz. Sadece bizler için başvuru yapmaları yeterlidir hobi gruplarımız için. Bu başvurular nasıl oluyor? Başvurularımız Altınşehir Gençlik Merkezi, Konak Kültür Evi, Nilüfer'deki Halk Evimiz,
Barış Gençlik Merkezi, Yumurtatepe'deki Barış Gençlik Merkezi, bu yerlerden form doldurarak internet başvuru merkezlerimizden, bizim telefon numaralarımızdan yüz yüze görüşerek de tüm başvuruları kabul ediyoruz. Ancak size şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hobi gruplarımızla Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun temsil grubu arasında bir fark var. Bizim gösteri grubumuz Nilüfer Belediyesi'ni önce Nilüfer'de, sonra Bursa'da, sonra Türkiye'de ve yurt dışında çok özveriyle temsil eden bir grup. Biz sadece bu grubumuzla ilgili ufak bir yöntem belirliyoruz ve ona göre arkadaşlarımızı almaya çalışıyoruz. Hemen gösteri grubuna girmek kolay olmuyor. Birazcık elemelerden geçiriyoruz bizim bünyemizde. Daha sonra tekrar bunları gösteri grubuna alabiliyoruz. Peki şimdi şunu sorayım size. Hani bir insan dans etmeyi bilmeyebilir. Kendimden evet. Örnek vereyim. Gelse buraya, tabii insanın yeteneğine göre değişir ama ne kadar sürede, ortalama ne kadar bir sürede dans etmeyi öğrenebilir? Öyle insanlar için Nilüfer Halk Dansları topluluğu tam onlar için de bir yer diyebilirim size. Ortalama bir ay sürede öğrenip, kendi ayaklarını kırıp, aramıza katılıp müzik duygusunu, kendi becerilerini geliştirebilirler. Ve bizim Nilüfer Halk Dansları topluluğuna gelen hemen hemen her dansçımız mutlaka Nilüfer'de ter akıtmış, mutlaka sahne heyecanı yaşamış ve mutlaka Nilüfer Belediyesi'ni temsil etmiş üyelerimizdir. 7'den 77'ye tüm üyelerimiz bunu yaşamışlardır. Bunu yaşatmaya da inşallah devam edeceğiz. Bir ayda öğrenebileceğimizi evet. Sizden öğrenmiş evet. olduk. Peki, teşekkür ederim. Şimdi eğitimlerden bahsedelim. Tabii eğitimler de alınıyor. Özellikle bu gösteri ekibi dediğiniz ekip biraz daha fazla eğitiliyor. Performans grubunuz. Bu eğitimler neler? Biz aslında halk oyunları topluluğuyuz genel anlamda. Türkiye'deki bütün halk oyunlarını, bütün kültürümüzü her şeyle yaşatmak üzere görevliyiz ve o kuralların dışarısında çok çıkmamaya çalışıyoruz. Ama öyle ki ufkumuz bu anlamda çok geniş. Biz farklı workshoplar yaptırmaya çalışıyoruz. Zumba olabiliyor, bazı dans tekniklerini öğretiyoruz, bale öğretmenlerimizden yardım alıyoruz, modern dans öğretmenlerimizden yardım alıyoruz. Bundan yaklaşık 2 ay önce performans grubumuza bir modern dans workshopu yaptırdık. 3-3,5 saat sürdü ve farklı değişik dans teknikleri öğrendik. O dans tekniklerini de kendi kültürümüze uygulamayı amaçladık ve hedefledik aslında. O yüzden bu konudaki ufkumuz, evet, yolumuz halk oyunları, kültürümüz, bunu Nilüfer'imize, çocuklarımıza, özellikle gençlerimize yaşatmak. Ama dünyaya açık bir bakış açımız var. Dünyadaki bütün teknikleri alıp, dünya danslarıyla ilgilenip, bunu kendi önümüze, danslarımıza, koreografilerimize uygulamaya çalışmak hedefimiz. Zaten bir rutini yaparsanız orada pek de başarıyı elde etmek mümkün değil aslında. Şimdi de günümüzde baktığımızda birçok insan kendini yeniliyor. Siz de dans grubu olarak kendinizi bu şekilde yeniliyorsunuz. Yeni dansları entegre ediyorsunuz. Bunları harmanlayarak, yeni koreografiler ortaya çıkararak. Çünkü insanlar artık aynı şeyleri izlemek istemiyorlar. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle. Nilüfer'deki halka bunu aslında yaşatmak daha da zor. Biz daha yenilikçi ve daha uygar ve kültüre bakış açımız daha farklı olan bir ilçeyiz. O sebeple hep hedeflerimizi büyüterek gitmeye. Hedeflerden bahsedelim evet. Şimdi biraz. Aslında hedeflerimiz ne var? Biz her yıl önümüze bir hedef koyuyoruz. Bu hedeflerimiz öncelikli olarak Nilüfer Belediye'mizdeki kültüre hizmet etmek. Daha sonra Bursa'mıza hizmet etmek. Türkiye'ye ve yurt dışına. Ve bu hedeflerimizin en önemlisi yarışmalarda büyük başarılar ve birincilikler elde etmek aslında. O hedeflere ulaşabiliyorsunuz galiba. Çünkü görüyoruz ki derecelerden birçok birincilik var. Hatta evet. ikincilik yok gibi bir şey. Şimdi yarışmalardan bahsedelim biraz da. Bugüne kadar birçok yarışmaya katıldınız ama son 1-2 yıla baktığımızda neler var, nerelere gittiniz? Şöyle söyleyeyim. Biz 2010 yılında Zakopane'de, Polonya'nın Zakopane ilçesinde yapılan dünyanın en büyük yarışmalarından birine katıldık. Performans grubumuza katıldık. 32 kişilik bir ekibimizle katıldık. Canlı müzikle katıldık. 5 ayrı dalda yapılan tüm yarışmalarda birincilikle geri döndük. Ve bu Türkiye'deki, bu anlamda Türkiye'deki ilk topluluğuz. Yani 5 yarışmaya katıldınız. Birincilik aldık. Polonya'da sildiniz süpürdünüz. Evet, aynen öyle. Bu Türkiye'de bir ilk. Büyük bir başarı. Gerçekten büyük bir başarı. Tebrik ediyoruz. Başka yarışmalar? Geçen bir Çin'e gittiniz galiba. Çin'e gittik. Çin'e master grubumuza gittik. Keyif grubumuza gittik. Orada en iyi şekilde bütün yöresel oyunlarımızla orayı Nilüfer'imizi temsil etmeye çalıştık. Yine 2016 yılında Kıbrıs İskele Festivali'nde yine yapılan ayrı dalda ödülle
birincilikle geri döndük. Uluslararası bir festival, 24 ülke arasından 6 dalda yapılan yarışmalarda birincilikle yine gösteri grubumuzla geri döndük. Derece son hep aldığımız, birinci değil evet, mi? Evet, dereceliklerimiz hep birinci. Şimdi yurt dışına çok gidiyorsunuz. Yurt dışında Türk halk danslarına nasıl bakıyorlar? Bizim Türk kültürümüz oldukça zengin. Bizim döngümüz oldukça çok. Kıyafet bakımından, yöresel anlamda müzik, enstrüman, dans figürlerimiz, koreografilerimiz, yani oluşturduğumuz çizgiler, karakteristik özelliklerimiz. Bu yüzden yurt dışında bizlere çok farklı bir gözle, çok iyi bir gözle bakıyorlar. Ama tabii ki bunu en iyi şekilde, en uygunuyla temsil etmek önemli. Yani bunu yaşatmak önemli. Yurt dışında o hissi, o havayı her anlamda, işte zurnasıyla zurnaya uygun bir kostümü, soğuk şehirlerimize uygun kostümümüz, zurnanın yaptığı notalara uygun figürlerimiz, bunların en ince detaylarına göre kendimiz işleyip, kendimiz dokuyup o şekilde yurt dışına çıkıyoruz ve müthiş de geri dönütler alıyoruz aslında. Yani koreografiler size ait o zaman. Bütün koreografiler bize ait. Yani dışarıdan evet, hiçbir şey almıyorsunuz. Yok. Kostümler? Kostümlerimizi de biz tasarlıyoruz ve Türkiye'deki çok doğayan kostümcülerle, müzik yapan hocalarımızla çalışıyoruz. Hep her şeyi sırasına göre belirleyip ona uygun yürütmeye çalışıyoruz. Var mı önümüzde yarışmalar? Önümüzde yarışmalar var. Hazırlanıyoruz. Güzel, büyük bir Çek Cumhuriyeti'nde büyük bir yarışma var. Yine uluslararası 26 ülkenin katıldığı bir organizasyon. Gösteri grubumuzda yine bir canlı müzik performansı. Hazırlık aşamasındayız şu an. Daha netleşmedi. Davet ettiler. Özellikle bizi görmek istediklerine, bu yarışmaya katılmamız gerektiğini istediler. Biz de katılarak dünya ülkeleri arasında ne yerlerde, hangi durumlarda olduğumuzu görmek istiyoruz aslında. O yüzden yarışmalar bizler için önemli ve güzel. Merakla takip ettiğimiz bir grupsunuz. Bunu da takip edeceğiz. Şimdi birçok etkinliğe de katılıyorsunuz aynı zamanda. Nilüfer'in her festivalinde, hemen hemen her etkinliğinde sizleri görüyoruz. Biraz bu etkinliklerden bahsedelim ve bu etkinliklerdeki danslardan bahsedelim. Neler bekliyor aslında Nilüferleri her festivale gittiklerinde, her etkinliğe gittiklerinde neler bekliyor dans anlamında? Nilüfer Halk Dansları topluluğu Nilüferimizin kültür anlamında her türlü etkinliğinde hep farklı bir bakış açısıyla çıkmaya çalışıyor. Hep farklı etkinliklerde bulunmaya çalışıyor. Bizler eğer Balkan Festivali'ne çıkıyorsak Balkanlarla ilgili, göçmenlerle ilgili bir dansla karşılarına çıkmak istiyoruz. Bizler bir müzik festivali yapıyorsak müzik festival dansımıza uygun, müziğine uygun bir dans yaratmaya biraz çalışıyoruz. Biraz bundan bahsedelim. Çok evet, ilginç bir dans o. Geyik dansı. Nilüfer Müzik Festivali'nin simgesi geyik. Evet. Geyik ve geyik dansını buldunuz. Yani buna nasıl çalışıldı? Şöyle söyleyelim. Biz ona bütün hocalarımızla, 3 hoca beraber çalıştık. Kültür müdürümüz de çok geldi gitti bizim çekimlerimize. Yani yaklaşık bir 3 hafta kadar sürdü bu festival müziğini aldıktan sonra çalışmamız. Daha sonra bunu bütün Nilüfer Halk Dansları topluluğunun dansçılarına öğrettik. Minik grubumuzu öğrettik, gençlere öğrettik, gösteri grubuna ve masterlara öğrettik. Ve daha sonra bunun çekimlerini yapıp Nilüfer'deki bütün müzik festivaline katılacak istekli kişilere gönderdik ve herkes bir kitle oluşturdu aslında. Çok keyif vericiydi bizler için. Yine öğrendiğimiz değişik dans teknikleriyle bunu kendimize bambaşka halk oyunları dışında bambaşka bir bakış açısı yaratarak sunmaya çalıştık. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de aktifsiniz. Bu sene neler bekliyor? Bu sene de yine Halk Evi'nin önünde değişik çalışmalarda bulunacağız. Genelde Kadınlar Günü'nde kadın dansçılarımızla bir arada bulunmak istiyoruz. Bu sene belki yaş grubumuzu birazcık daha yukarı çıkartıp bir yine değişik bir dans çalışmasıyla karşılarına çıkabiliriz. Farklı şeyler yapmakla ilgili her zaman hedefimiz ve yolumuz açık. Şimdi festivallerde dikkatimi çekiyor. Özellikle damat alayı mutlaka oluyor. İnsanlara interaktif çalışmak istiyoruz. Herkesi kaldırmak istiyoruz açıkçası. Ortak danslar belirlemeye çalışıyoruz kültürümüzden. İlgi de büyük aslında değil mi? Şeyde, evet, ilgi çok büyük. Vatandaşların o festivale katılan vatandaşların sokak şenliklerinde, Balkan panayırında özellikle. Evet. Mutlaka bunlar kaçırılmaması zaten gereken festivaller. Zaten şöyle oldu sanıyorum artık. Halk danslarının bir tarzı oldu. Geldiğimiz zaman hemen herkes kendini böyle bir sahneye atmakla ilgili bir zorunluluk oldu. Yani bu artık bizim bir geleneğimiz haline gelişti. Uzun yıllardan beri çalıştığımız ve hizmet verdiğimiz için artık halkımızı da tanıyarak onlara yönelik de bir şeyler yapmak istiyoruz. Onlar da sağ olsun bize bu konuda çok fazla sahip çıkıyorlar. Her festivalde diyebilirim.
bu sene de birçok festival olacak, evet. Ve bu sene birçok festivalde de siz varsınız. Evet, evet inşallah. Valla görmek istiyorsanız her festivale gidin derim çünkü muhteşem bir ortam oluyor. Sadece dans değil, dans etmek değil hayat, sosyal projeler de var. Sosyal neler projelerimiz var? De var. Biz dans ederken çocuk gruplarımıza birlikte olabilmeyi, gençlerimize terlemeyi, hedef olabilmeyi, gösteri grubumuza temsil edebilmeyi, master gruplarımıza da her yaştan her şeyin yapılabileceğini öğretiyoruz. Bunların yanında da sosyal sorumluluk projeleri yazıyoruz, eğitiyoruz ve beraberce kocaman bir aile olarak yola devam etmeye çalışıyoruz. Bizler 2011 yılında Avrupa Birliği projesinin en büyük ödeneğini alarak Senin Yerinde Olsaydım adlı bir proje gerçekleştirdik. Litvanya ve İtalya'yla onların yerinde olduk. Onların kültürlerini öğrendik. Yemeklerini yedik. Onların danslarını ve kıyafetlerini giyip oynadık. Onlar da bizim yerimizde oldu. Nilüfer'e geldiler. Bizim danslarımızı, kültürlerimizi, yemeklerimizi öğrendiler ve sahnede sergilediler. Bu bizim için ilkti ve çok bizi onurlandıran, gururlandıran bir projeydi. Katkı sağladığımız bir projeydi. Nasıl, İnşallah kalabalık bir proje edeceğim. Miydi? Kaç kişi kalabalıkta katılımına? Kalabalıkta biz 3 ayaktık. Türkiye, İtalya ve Litvanya. Yaklaşık 100 kişiye hitap ettik. Seyircileri saymıyorum. İzleyen seyirci kitlesi Litvanya'da, İtalya'da ve Türkiye'de 500'lere, 1000'lere ulaşmıştır diyorum. Çok kültür büyük farklılıkları kitleri. Da var. Adapte evet. Olmak kolay oldu mu o kültüre? Kolay olmadı. Yani yavaş yavaş alıştık ama herkes bu konudaki ayaklar çok genişti. Rahat ve sıkıntı yaşamadan halletmeye çalıştık ama farklılıklar çok büyüktü tabii. En çok hangisine daha yakın bizim İtalya. Kültürümüz? İtalya'ya evet, mı? Ne farklılıklar var arada? Yani yemek kültürlerimiz çok aynı aslında. Danslarımız hemen hemen aynı. Eşli dansları var onların. Bizlerde de eşli danslar var. Daha rahat ayak uydurabiliyoruz aslında kostümlerimiz bakımından. Onlar da aksesuarları çok severler. Takılar, başlıklar. Bu kültürlere birazcık daha yakın olduğunu hissedebildik bu projelerde. Onlar da herhalde Türk kültürüne daha yakınlar. Evet, onlar da daha yakın oldular. O bir yaklaşık 7-8 gün burada kaldılar. Hem Litvanya hem İtalya. Onlar da burada kaldılar bir 7-8 gün. Bütün yemeklerimiz, bütün her şeyle kültürümüz, ne yaşadıysak Nilüfer'imizde onları ağırladık ve yaşattık. Buradan aldılar bizim kültürümüzü. Litvanya'ya gidenler İtalya'ya gitti, taşıdılar. İtalya'ya gidenler gitti. Evet, çok güzel çok bir güzel proje. Var mı başka böyle projeler? Yine önümüzde böyle bir projeyle ilgili hazırlığımız var. Yine bütün ülkeler arası, yine bir yarışma organizasyonlarıyla ve kültürler arası bizi birbirimize kaynaştıracak, bağdaştıracak bir projeye daha imza atmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Peki bundan sonra neler bekliyor? Nilüfer Halk Dansları Topluluğu neler olacak? Nilüfer Halk Dansları Topluluğu her yıl büyüyerek devam edecek. Sayıları artarak devam edecek. Hedeflerini de büyütecek. Sadece yarışmalarla kalmayacak. Türkiye'deki yarışmalara da katılacak, yurt dışındaki yarışmalara da. Kültürlerimizi de tanıtacak. Projelere de devam edecek. Her yönden Nilüfer'de büyük bir dans coşkusu da yaratacak. Büyük gösterilere de imza atıp bütün kültürümüzü önce Nilüfer'e, Bursa'ya ve Türkiye'ye tanıtmakla yükümlü ve bu konuda üzerimize düşen görevimiz neyse hiç durmadan büyük bir aile olarak devam edecek. Evet, artık programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Özellikle Nilüfer'de bir felsefe var. Ne olursa olsun ya müzikle ya da sporun bir dalıyla uğraşın. Sizin aslında hem spora giriyor hem müziğe giriyor değil mi dans? Evet. Çocukluktan eğitilmek çok önemli değil mi? Çok önemli. Yani en ufak yaştan müzik eğitimi, dans eğitimi, herhangi bir aktiviteye katılmak büyük yaşlarda hem üniversitemizde hem ülkeye katkımızda farklılıklar yaratıyor. Farklı olmanın ilk adımı sosyal aktivitelerden geçiyor. Nilüfer de buna en büyük örnek. İnşallah tüm çocuklarımızı, tüm ailelerimiz bu aktivitelere, destekleyen yerlere gönderirler. Peki nasıl hani Nilüfer'de çocukların katılma oranı, aileler nasıl bakıyor müziğe, dansa, spora? Çok katılım var mı? Çok katılım var. Nilüfer'de biz bunu oldukça güzel yaşıyoruz. Bizim şu anki çocuk grubumuz 68 kişi. Ailelerimizle beraber, pazar günü sağ olsunlar izlemeye gelen ailelerimizle beraber biz Altınşehir Gençlik Merkezi'ndeki salonumuzda 120 kişiyi nereden baksanız buluyoruz. Ailelerin çocuklarını da izlemesi onların da aslında kültüre bir katkısı, bir sosyal aktivitesi gibi geliyor onlara. Aynı şekilde müzik dallarında da, balede de, enstrüman çalımlarında da Nilüfer bu konuda öncü
Kültür Sanat Kültür Müdürlüğümüz bu konuda her zaman öncü. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, bu hafta Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Miray Ordusever'le birlikteydik. Nilüfer Halk Dansları Topluluğunu yakından tanıdık. Aslında buraya gelip üye olup bir ayda dansı öğrenebilirsiniz. Daha sonra eğer dansı seviyorsanız her festivale gidin ve bu ekibe siz de dışarıdan katılarak o festivallerde doyasıya dans edebilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın.